yetmez benim için. Ünye'nin dünyaya açılan oksijen deposu Çamlık'ın bir benzeri de Ordu Büyükşehir'in uhdesinde olan Çınar Suyu Dinlenme Tesisleri. Çınar Suyu Dinlenme Tesislerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce ve idareciliğini de Ünyeli hemşehrimiz, genç bürokratımız Asım Suya Batmaz'ın, yani Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'nin danışmanı Asım Suya Batmaz'ın üstlendiği bir güzelliğe imza atılıyor Ordu Üniversitesi öğrencilerince. Bu güzelliği ülke, Ünye ve dünya ile paylaşmak istedik. Buradaki çalışmaları da memleketimizin yetiştirdiği gerçekten iyi niyetli, ahlaklı, vicdanlı bürokratımız Asım Suya Batmaz'dan öğrenelim. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederiz böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Sizler vasıtanızla bu güzelliği arkadaşlarımızın emeklerine ortaya çıkartıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ortaya koymuş olduğu turizm projeleri sayesinde ordumuzun kabuğunu kırmaktayız. Bu anlamda Ünye'nin nacizane köşelerinden bir tanesi Çınar Suyu tesisimizi daha cazibeli hale getirerek turizme kazandırmak, burayı dünyaya açmak, dünya turizmini açmak için farklı aktivitelerde bulunuyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesindeyiz. Özellikle kendi kaynağımızı kendi içimizde kullanarak, yani ne demek istiyorum? Ordu Üniversitemizle kendi hem insan gücü hem de emeğimizi ortaya koyarak öğrencilerimizin sanatkar yapılarıyla birlikte burada bulunan bungalovları daha önceden normal mevcut bir bungalovdu. Daha da dikkat çekmeyen ama şimdi hem tarihimizi resmeden hem de farklı sanat uygulamalarıyla birlikte ön yüze çıkartarak rengarenk cıvıl cıvıl bir dokuya kavuşturduk. Bu da çok daha cazibeli hale getirerek hem turist açısından hem de Ünye'nin tarihi değerlerini geleceğe taşımak açısından böyle bir aktivitede bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın emeğine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalar ortaya çıkarttılar. Hocamız da burada. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ünye'mize hayırlı olsun diyorum. Biz size geleceğimiz adına, gençlerimiz adına teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Saygıdeğer izleyenler, Ordu Üniversitesi'nin resim bölümü öğretim üyesiyle de beraberiz. Öğrencileri adına kendisinden hem kendisini tanıyalım hem de yaptığı çalışmaları anlatsın bize. Merhabalar, ben doçent Engin Ümer. 22-24 tarihleri arasında, Nisan tarihleri arasında Kibele Gökkuşağı etkinliğini Burak Yavuz Yılmaz hocamızla birlikte planladık. 33 öğrenciyle birlikte Kurul Kalesi'ne çıkmış olan Kibele ve diğer kalıntıların görsellerini gökkuşağı motifiyle birlikte yorumlayarak Asım Bey'in de bahsettiği gibi bungalov evleri uyguladık. Her tasarımda öğrencilerimiz kendilerinden bir şeyler kattılar. 2 yıllık pandemi süreci sonrasında bir ders etkinliği olarak hepimizi bir araya getirdi bu. Bu yüzden de Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ordu Üniversitesi Rektörü'ne çok teşekkür ederim öğrencilerim adına. Ben Pınar, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim, resim bölümü. Burada Çınar Suyu tesislerine çalışmalarımızı arkadaşlarımla beraber Kibele ve Gökkuşağı projesini tasarladık, yansıttık ve doğayla iç içe sanatımızı birleştirdik. Bu bizim için de çok güzel bir aktivite oldu. Çok güzel bir eğlence de diyebilirim. Çünkü sanatımızı eğlenceyle, iç içe doğayla birleştirmek çok güzeldi. Ben buradan Ordu Üniversitesi Rektörlüğümüze, dekanımıza ve Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de çok teşekkür ederiz bize destekleri için. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Adım Fatma Zehra Sancak Tutan, Rizeliyim. Rizelisiniz. Hoş geldiniz. Kutluyoruz. Evet. Merhaba. Güzel kız. Ben Pelin Ceren Özgün. Ordu öğrencisi, resim bölümü okuyorum. Memleket? Samsun. Tamam. Samsun, bu kadar. Peki, teşekkürler. Gel bakayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Meltem Uzun, Artvinliyim. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Burada bu etkinlik altında birçok kültürden arkadaşımız tek bir alanda sanatımızı icra etmek için buluştuk ve çok güzel işler çıktığını düşünüyorum. O yüzden hem öğretmenlerimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz, saygıdeğer izleyenler, doçent, öğretim üyesiyle de görüştük. Yaptığınız eserlerin altına
herkes ismini ve imzasını atacak. Nasıl dersiniz bu işe? Çok güzel bir şey çünkü burada herkes kendini temsil ediyor ve herkesin kendini tanıtması gerekir sanat adı altında. O yüzden teşekkür ediyoruz bunun için de, çok sağ olun. Sizi kutluyoruz. Teşekkür. Herkese sadece bizim misafirimiz olan bu öğrenci kardeşlerimize memleketlerini soracağız fazla yormadan. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Berkan Deryal. Memleket? Ordu. Hoş geldin. Muhammed Aksöz, Elazığlıyım. Hoş geldin, başımızın tacısı. Sezgin Dinç Van. Van? Evet. Hoş geldin. Neresi? Merkez. Güzel. İpek Yolu. Ahmet Sevindi Şırnak, merkez. Şırnak, of, bayıldım. Burak Kızıltepe, Ordu. Sen bizimsin. Evet. Taha Petek, Tokat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşenur Albayrak, Samsun. Güzel. Selvin Azgüler, Çorum. Of, harika. Buse Nur Eraslan, Tokat. Yahya Demircan, Malatya. Semra Arık, Bingöl. Başlarcı. Şeva Coşkun, Kırşehir. Bilgenur Burakçı, Diyarbakır. Oh, gel. Harika. Ezel İlhan, Ordu. Dilara Gülcan, Iğdır. Evren Öztürk, Ordu. Sude Nur Kaygı, Ordu. Çakır, ben Giresunluyum. Berat Berk, Şahingöz, Yozgat. Göksu Uyanık, Artvin. Zehra Yaman, Iğdır. Hoş geldin. Türkiye Ramdaşı bir Trabzon. Sen bizimsin. Emirhan Anar, Trabzon. Meltem Türkoğlu, Amasya. Hoş geldin. Duygu Yıldırım, Giresun. Nihal Yıldırım, Rize. Evet, saygıdeğer izleyenler. Son sözü yine Ünye'nin yetiştirdiği değerli bürokrat Asım Soyabatmaz'a veriyoruz. Neden? Burası yerli ve yabancı insanlarımıza nasıl bir hizmet sunacak? Evet, burada şu anda hem konaklama imkanı, hem günübirlik tesis imkanı, hem de restoran imkanlarından faydalanma hizmeti sunuyoruz. Bu yaz itibariyle de erken rezervasyon kayıtlarımızı da almaktayız. Hem bungalovlar hem de kiraladığımız villalarımız var. Bunun yanında yine burada kamp yapmak isteyen, çadırını kurmak isteyen vatandaşlarımıza da ayrıca hizmet veriyoruz. Bunun yanında pandemiyle birlikte ön plana çıkan bir sektör daha var ki karavan turizmi. Karavanlarımıza da burada altyapı imkanı vererek onlara da konaklama imkanımız var. Yani çok amaçlı olarak Çınar Suyu tesisi halkımıza açmış bulunmaktayız ve imkanımız, hizmetimiz bulunmakta. Biz de size, bu memleketin gelecek umudu olan size, yolunuzda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili bürokratımız. Allah'a emanet olunuz. Hocam, şahsınızda Ordu Üniversitesi'ne ve sizlerin burada devletin, milletin ortak çıkarını düşünerek hizmet almanıza katkı sağlayan Hilmi Güler Bey başta olmak üzere bu bölgenin sevk ve idarecilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra devam ederiz. İnşallah. Öğrenci arkadaşlarımızla. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Hoşça kalın.